adamın, millet adamı, adam gibi adam, ulaştırma, haberleşme ve denizcilik bakanımız Lütfi Elvan. İcraat adamı, hizmet adamı, milletin adamı, adam gibi adam, ulaştırma, haberleşme ve denizcilik bakanımız Lütfi Elvan. Halkın ve hakkın hizmetçisi, Karaman'ımızın gururu, millet aşkıyla, hizmet aşkıyla dağları deliyor. Ferhat Misali dağları delip yollar yapıyor. Ulaşımda Fethi'nin yeni Fatih'i, Çağdaş Dini Reisimiz, Başbakanımızın Karaman'ımıza emaneti, icraat adamı, hizmet adamı, millet adamı, ulaştırma, haberleşme ve denizcilik bakanımız Lütfi Elvan. Çok değerli hemşehrilerim. Biraz açabilir miyiz? Şeyi biraz açın. Senin de gururlu yok. Şeyi açın. Çok değerli hemşehrilerim, Karaman'ın güzel insanları, vatanını, milletini seven canı pahasına bu vatan için her şeyi yapacak olan Karamanlı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikli olarak Sayın Başbakanımızın sizlere selamını getiriyorum. Çok değerli hemşehrilerim, 2002 yılında milli iradeyi hakim kılmak için sizlere hizmet etmek için yola çıktık. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde sizlerin efendisi olmadık. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk. Bundan sonra da sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet değerli hemşehrilerim, 2002 yılında emaneti bizlere teslim ettiniz. Emanetinizi yerlere düşürmedik, ayaklar altına aldırmadık. Evet, bu emanetinizi darbecilere, işbirlikçilerine teslim etmedik ve etmeyeceğiz. Yeah.
yaşayan hemşehrilerim, 2002'de yola çıktığımızda biraz önce de ifade ettim. Sizlere hizmet için yola çıktığımızı söyledim. Ama 2002 yılından itibaren hem Sayın Başbakanımıza karşı hem de hükümetimize karşı Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini engellemek için olanca engellerle karşı karşıya kaldık. Nelerle mi karşı karşıya kaldık? Partimizi kapatmaya kalktılar. Lütfen. Darbe hazırlıkları içerisinde oldular ve mahkemeleri yıllarca sürdü. Bunların hepsini sizler gördünüz. Muhtıra vermeye kalktılar ama bize muhtıra vermeye kalkanlara biz muhtıra verdik. Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız bu 12 yıllık süre içerisinde kararlılığıyla, dirayetiyle dimdik ayakta durdu. Geçmişte birilerinin yaptığı gibi şapkamı alırım giderim demedi. Değerli hemşehrilerim, bu millet o kadar çok çile çekti ki, o kadar çok sıkıntı içerisinde oldu ki, bunları sizler yaşadınız, sizler gördünüz. AK Parti iktidarıyla birlikte artık rahatladınız. Rahat bir nefes aldınız. Özgürce kendi ifadelerinizi dile getirmeye başladınız. 1960'lı yılları hatırlayınız. Milli egemenliği ayaklar altına aldılar. Ve ülkeyi şantiyeye çevirmeye çalışan Adnan Menderes'i idam ettiler. 1971 yıllarda değerli hemşehrilerim yine bir muhtırayla karşı karşıya kaldı Türkiye. 1980 yılında Türkiye yine darbeyle karşı karşıya kaldı. Ve milli irade çiğnendi, ayaklar altına alındı. Ama başbakanımız vesayete hayır dedi. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan milli iradeyi bugüne kadar ezdirmedi ve ezdirmeyecek. Milletimiz ne demokrasiden, ne kalkınmadan, ne de özgürlüklerinden vazgeçmeyecektir inşallah. Ne askeri ne de sivil vesayete asla ve asla izin vermeyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, hiçbir vesayet
milletin vesayetinden daha kıymetli değildir. Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız sizin emanetinize sahip çıkmıştır ve bundan sonra da çıkacaktır inşallah. Yine değerli hemşehrilerim, 2002 yılını hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden 1 milyar dolar alabilmek için yollara koyulduk. 1 milyar dolar alabilmek için yollara koyulduk. Ve bugün biz bırakın 1 milyar dolara yardım alan bir ülkenin yardım veren bir ülkeyiz. Somali'deki, Filistin'deki, Arakan'daki kardeşlerimize yılda 2,5 milyar dolar yardım ediyoruz. Evet, biz bu kadar düşünüyoruz. Evet, çok değerli hemşehrilerim. AK Parti iktidarı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda 79 yılda yapılandan daha fazlasını yaptı. Ve değerli kardeşlerim, bakınız 79 yılında sadece ve sadece 6100 kilometre bölünmüş yol yaptık. 12 yılda biz tam 3 katı 17000 kilometre bölünmüş yol gerçekleştirdik. Evet değerli hemşehrilerim, hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Sadece 25 havaalanı vardı. Bugün Türkiye genelinde tam 52 havaalanımız var. Ve değerli kardeşlerim, sadece hava yoluyla, karayoluyla yetinmedik. Ülkemizi demir ağlarla örmeye başladık. Hayal denilen yüksek hızlı treni gerçeğe dönüştürdük. Aranızda yurt dışında yaşamış çok sayıda kardeşimiz var. Onlar karavana geldiklerinde hep şunu söylerlerdi. O Almanya'daki, Fransa'daki, Belçika'daki, Hollanda'daki yüksek hızlı trenleri anlatırlardı. Ama bugün biz yüksek hızlı tren işletmeciliğinde dünyada 8. sıradayız. 8. Değerli kardeşlerim, biz milli tankımızı yaptık. Milli helikopterimizi yaptık. Şu anda Ulaştırma Bakanlığımız milli yüksek hızlı trenini yapıyor ülkemizi. Yine bakanlığımız
biz ağır izleyelim kardeşler. Değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettim. Biz ülkemizi şantiyeye dönüştürdük. Sadece Ulaştırma Bakanlığımızın 11 yıllık süre içerisinde tam 166 katrilyonluk yatırımı var. İster eğitime bakın, ister sağlığa bakın, hangi alana bakarsanız bakın, Türkiye'nin dört bir yanı şantiyeye dönüştü. Ama buna rağmen bizleri, başbakanımızı yolsuzlukla suçluyorlar. Bizlere iftiralarda bulunuyorlar. Montajla, şantajla milli iradeyi yok etmek istiyorlar ama edemeyecekler. Artık Türkiye'de değerli kardeşlerim, artık Türkiye'de ne milletimizi, ne de Recep Tayyip Erdoğan'ı eğemeyecekler, bükemeyecekler. Evet değerli kardeşlerim, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede siyasi istikrarı sağlamıştır. Ekonomik istikrarı sağlamıştır. Hortumları kesmiştir. Yolsuzlukların önüne geçmiştir. Evet, adam gibi adam başbakanımızla hepimiz gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, rahmetli Menderes'i de yolsuzlukla suçlamışlardı. Biliyorsunuz rahmetli Menderes Türkiye'yi şantiyeye çevirmişti. Türkiye'nin dört bir yanında nereye giderseniz gidin, yaşlı amcalarımız, dedelerimiz bilirler, şantiyeye çevirmişti. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye başlamıştı. Ama o dönemde de bir ömür rahatsız oldular. Ve Adnan Menderes'i, rahmetli Menderes'i yolsuzlukla suçladılar. Rahmetli Menderes'e iftiralar attılar. Ve sonunda idam ettiler. Milli Egemenliği ayaklar altına aldılar. Ama değerli kardeşlerim, biz başbakanımızı yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Milli iradeden ümidini kesenler, bu ülkede taş üstüne taş koyamayanlar, proje üretemeyenler başbakanımızı
yaşıyorlar. Ama siz değerli kardeşlerim, milli iradeyi yok saymak isteyenlere, milli irade hırsızlarına 30 Mart'ta gereken cevabı inşallah vereceksiniz. Değerli kardeşlerim, biz insanımıza sevdalıyız. Biz dağımıza, ovamıza sevdalıyız. Biz bayrağımıza sevdalıyız. Ve biz kardeşlerim, başbakanımıza sevdalıyız. Değerli kardeşlerim, evet, bize sevmeyin diyorlar. Bize nefret tohumları ekin diyorlar. Bize ayrımcılık yapın diyorlar. Bize vesayeti kabul edin diyorlar. Ama biz seveceğiz. Ama biz ülkemizi düzelteceğiz. Ama biz ülkemizi kalkındıracağız. Değerli kardeşlerim, biz istikrar diyoruz. Biz kalkınma diyoruz. Biz gelişme diyoruz. Biz ne diyoruz? Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Değerli kardeşlerim, biz iş derdindeyiz, biz aş derdindeyiz, biz hizmet derdindeyiz, biz bu ülkeyi büyütme, kalkındırma derdindeyiz. Bakınız değerli kardeşlerim, bakınız, hatırlayınız, 2013 yılın başında değerli kardeşlerim, bakınız, biz 2013 yılının başında büyük mega projelerimizi açıkladık. Üçüncü köprü projemizi başlattık. Üçüncü büyük havalimanımızı açıkladık. Ki o havalimanı dünyanın gıpta ile baktığı ve dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. 150 milyon yolcu kapasitesi olacak. Yine biz 153 yıllık rüyayı gerçekleştirdik. Marmara'yı açtık. Osmanlı'nın rüyasını biz gerçekleştirdik. Biz. (Gülüyor)
Bunun dışında İstanbul İzmir otoyol projesini başlattık. 10 saatlik İstanbul İzmir yolu 3 saate düşecek. Ve bu otoyol için şunu söyleyeyim, otoyolun tutarı ne kadar biliyor musunuz? 20 milyar lira. Eski parayla 20 katı milyon lira. Ve devletin kasasından, bunu iyi dinleyin, devletin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, milliyetçilik lafla olmaz. Bakınız biz neleri yapıyoruz, neleri gerçekleştiriyoruz. Gerçek milliyetçi bu vatana hizmet edendir, hizmet! Evet, gerçek milliyetçi bu ülkede taş üstüne taş koyandır. Yine gerçek milliyetçi bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, büyümesine, bu ülkenin şantiyeye dönüşmesine katkı sağlayandır değerli kardeşlerim. Bakınız değerli kardeşlerim, bizden önceki hükümetler bir proje başlattılar. Bolu Dağı Tüneli Geçişi Projesi. 20 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremediler. Ve en sonunda dediler ki biz bu tüneli bitiremiyoruz. Biz hiç olmazsa bu tünelde patates stoklayalım dediler. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşler? Değerli kardeşlerim, bir tüneli dahi bitiremediler. Biz iktidara geldik, o tüneli tamamladık ve açtık. Bugün biz 12 yıllık süre içerisinde 70'in üzerinde tünel tamamladık. Bakınız, o tünelin iki katından fazla uzunluğu olan bir tüneli aşağı yukarı 10 gün önce ben Silifke'de açtım, Silifke'de. Ve kendi yeni sınırlar içerisinde bugün sizi Alanya Mahmutlara bağlayacak olan yolda 5 tünelde 2700 metreyi bitirmek üzereyiz, Değerli kardeşlerim, şu seninle gurur duyuyor. Seninle gurur duyuyor. Seninle gurur duyuyor. Seninle gurur duyuyor. Ben sizinle gurur duyuyorum. Ben sizinle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Şöyle bir hatırlayınız, 1990'lı yılları,
o vesayetin hüküm sürdüğü dönemleri bir hatırlayınız. Dünyanın hiçbir ülkesinde kriz yokken dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler büyüdükçe büyürken biz küçüldük. Küçüldükçe küçüldük, küçüldükçe küçüldük. Ve bizim dönemimiz geldi. Dünyada kriz başladı. Avrupa kriz üstüne kriz yaşadı. Ama Türkiye'de biz krizin yüzünü görmedik. Biz büyümeye, güçlenmeye devam ettik. Avrupa'da gelişmiş ülkeler fabrikalardan işçiler çıkardılar. Bazı devlet memurlarının işine son verdiler. Bazı ülkelerde maaşları düşürdüler. Sırf krizle baş edebilmek için. Ama halen Avrupa krizle boğuşuyor. Ama ülkemizin istikrarı sayesinde Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülkede istikrar kardeşlerim, değerli Karaman hemşehrilerim, Karaman milli yatırımlarımıza gelince, peki bu 12 yıllık süre içerisinde Allah ben sizinle gurur duyuyorum, sağ olun, Allah razı olsun, Allah sizlerden razı olsun efendim, sağ olun, ben sizinle gurur duyuyorum. Evet, değerli kardeşlerim, 12 yıllık süre içerisinde Karaman'ımıza 5 katı milyonun üzerinde yatırım yaptık değerli kardeşlerim. 5 katı milyon. Yıllık ihtiyacımızı karşılayan okulları tamamladık ve tamamlamaya da devam ediyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, sağlıkta Karaman'ımıza çok modern bir hastane kazandırdık. Çok modern, bölgeye örnek olan bir hastane kazandırdık. Yine ilçelerimizde, her bir ilçemizde hastane yatırımlarımız, ek bina inşaat yatırımlarımız süratle devam ediyor. Sağlıkta kat ettiğimiz mesafeyi siz düşünün değerli kardeşlerim. Bizden önceki iktidarlar, Allah razı olsun. Bakınız ta 1960 yılından 2002 yılına kadar gelen tüm iktidarlar dediler ki biz sosyal güvenlik reformu yapacağız dediler.
ve sonradan ne söylediler? Devlet hastaneleriyle SSK hastanelerini birleştireceğiz dediler. Ama hiçbir iktidarın gücü yetmedi. Korktular. Başaramayız diye korktular. Evet. Bizden önceki dönemi hatırlayınız. Bizden önceki dönemi hatırlayınız. Hatırlayınız. 5 yıllığına 3 parti iktidara geldi. 5 yıllığına siz emaneti verdiniz. 3,5 yılın sonunda dediler ki biz bu ülkeyi yönetemiyoruz dediler. Değerli kardeşlerim, kendi bakanlığının ötesinde olan Ulaştırma Bakanlığı'na yönelik ise hem karayolu alanında hem de demiryolu alanında devasa büyük yatırımlara başladık. Bakın sadece birkaçının örneğini vermek istiyorum. Şu anda biz inşallah Ereğli, Karaman'a bölünmüş yolla bağlıyoruz. Evet, Ayrancılı kardeşlerimiz var, Akçaşehirli kardeşlerimiz var burada. Özellikle onlar için önem arz eden bir yol. Akçaşehir, Akçaşehir, Ayrancı, Erdemli yolunu da yapıyoruz. Baştan aşağı yeniliyoruz inşallah. Evet, değerli hemşehrilerim, bir başka önemli projemiz... Evet, değerli kardeşlerim. Her zaman bitireceğiz, hiç merak etmeyin. O sizin güçlü desteğiniz, sürdüğü müddetçe her bitireceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, sizin çok özlemle beklediğiniz bir başka proje var. O da sizin Mara yolu dediğiniz proje. Mara yolu. Mara yolunu, karayolu ağını alıyoruz inşallah arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bununla da yetinmiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Karaman'ı Karapınar'a bağlayan yolun standartını da yükseltiyoruz. Onunla başlıyoruz inşallah. Yine bir başka projemiz, önemli projemiz, devam eden önemli bir projemiz. Konya'yı Karaman'a, Karaman'ı Mut'a bağlayan yol.
Sertavuna kadar kesimde sıcak katlama, bütünlü sıcak karışım dediğiniz kaliteli asfalt çalışmasını bu yıl sonu itibarıyla bitiriyoruz inşallah. Bununla da yetinmiyoruz değerli kardeşlerim. O Sertavul geçitinde medreselik diye bir yer var. Amcamın çeşmesi diye bir yer var. Oralarda hep arabalar kalır. Hatırlar mısınız onları? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kışın yollarda kalırsınız oralarda. Doğru mu? Evet. Oraya bir viyadük yapıyoruz ve bir tünel yapıyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, tabii ki bu projeler elbette Kazım Karabekirli kardeşlerimiz, size de selamlıyorum efendim. Sağ olun, var olun efendim. Allah razı olsun. Onlar görecekler nasıl bir Kazım Karabekir olacağını inşallah. Değerli kardeşlerim, biz Karaman'ı güçlendirmek istiyoruz. Karaman'ın gücüne güç katmak istiyoruz. Bu nedenle biz dedik ki, evet, Kayseri'den, Yozgat'tan, Aksaray'dan, Niğde'den, Kırşehir'den, ta Erzurum'dan, Erzincan'dan, Akdeniz'e ulaşmak isteyenler Karaman'dan geçsin istedik. Ve bu nedenle de bir büyük projeye başladık. Biraz önce söyledim, Ereğli'yi, E5'i Karaman'a bölünmüş yolla bağlıyoruz. Ve değerli kardeşlerim, Karaman'dan Bucak Kışla Teke Çatı Ermeni'ye bir saatte ulaşacaksınız inşallah. Evet, Ermenek'ten de Allah'ın gözü. Evet, değerli hemşehrilerim. Bakın, önemli bir projeden bahsediyorum. Ermenek Anamur yanını da yeniden yapıyoruz. Ve Karaman'dan çıkan bir kardeşimiz 2 saatte Anamur'a ulaşacak. Yine bizim çılgın projelerimizden birisi. Millet,
ve değerli kardeşlerim, bizim çılgın projelerimizden birisi. Evet, Karaman'ı 2,5 saatte Alanya Mahmutlar'a ulaştıran bir proje. Evet, Karaman'ımız için bir başka önemli proje, Karaman Çevre Yolu Projesi değerli kardeşlerim. Evet, Karaman Çevre Yolu yapımına hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Aşağı yukarı ilk bölümü 90 trilyon liraya mal olacak. Ama inşallah 2015 seçimlerinden önce o bölümü sizlere açacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Karamanımıza güzel imamatikler kazandırıyoruz. Güzel imamatikler kazandırıyoruz. Örnek kapı olacak, örnek. Değerli kardeşlerim, bir başka önemli projemiz. Bir başka önemli projemiz. Karamanı'ya hızlı trenle buluşturuyoruz. Evet, değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Evet, değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Konya Karaman hızlı tren çalışmalarına başladık. Müteahhit çalışmasına devam ediyor. Yine Konya'yı, pardon, Karaman'ı Mersin'e ve Adana'ya bağlayacak olan hızlı trenin ihalesini de önümüzdeki ay çıkacağız inşallah. Bu projenin toplam yatırım tutarı değerli kardeşlerim tam 3 katrilyon lira. 3 katrilyon. Bu niye neden biliyor musunuz? Kafanızda canlandırmanız açısından. Bizden önceki dönemlerde hükümetlerin tüm Türkiye genelinde bir yılda yapmış olduğu yatırıma bedel. Sadece Karaman için alıyor. Değerli kardeşlerim, tarımda, sulamada,
yine Karaman sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Evet, bugün 81 yıl içerisinde Karaman toplulaştırmada birinci sırada. Evet değerli kardeşlerim, köylerimiz, her bir köyümüze kapalı şebeke, yağmurlama ve damlama sistemi olan projeler gerçekleştirdik. Değerli kardeşlerim, her bir köyümüzü parke taşlarıyla döşettik. Ve bundan sonraki süreçte de 2014'te de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz şu: Avrupa'daki köylerden daha gelişmiş Karaman köyünü. Değerli kardeşlerim, 30 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası. Ya istikrardan yana olacağız, ya da istikrarsızlıktan yana olacağız. İstikrardan yana olmaya hazır mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, istikrarsızlık demek yoksulluk demektir. İstikrarsızlık demek işsizler ordusu demektir. İstikrarsızlık demek ülkede yatırımların durması demektir. Onun için hep birlikte 30 Mart'ta istikrarsızlığa hayır diyeceğiz. Değerli kardeşlerim, istikrar demek bu ülkede yatırım demek, istikrar demek kalkınma demek, istikrar demek büyüme demek, istikrar demek Recep Tayyip Erdoğan demek. Biz değerli kardeşlerim, iş aç için çalışıyoruz dedik. Bugün birileri bana dedi ki, Karaman Belediyesi'ni kiraya veriyorlarmış. Karaman Belediyesi'ni birilerine peşkeş çekiyorlarmış, diyorlarmış.
diyorlarmış. Diyorlarmış sevgili kardeşlerim. Sakin olalım, sakin, sakin. Şimdi değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Projeniz yoksa, bir üretecek bir şeyiniz yoksa, vatandaşa bir öneriniz yoksa ne yapabilirsiniz? Yapsanız yapsanız karalamaya çalışırsınız. Bakınız olayın gerçeğini, ben size anlatayım. Değerli kardeşlerim, Karaman Belediyesi'nin üstteki iki katı boş, kullanılmıyor. Biz de dedik ki Karaman'da işe ihtiyacımız var, aşağı ihtiyacımız var. Ben de kardeşlerime dedim ki, talimat verdim, buraya bir çağrı merkezi kurun dedim. Ve değerli kardeşlerim, biz orada 300 tane genç kızımızı, erkeğimizi istihdam edeceğiz. Size şunu da söyleyeyim. Belediye onun da kirasını alacak. O firma gelecek, orada dünyada yatırımını yapacak. 300 kardeşimize iş vereceğiz, iş! Huzurlarınızda Karaman Belediye Başkanımız Doktor Kamil Uğurlu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Kamil Bey, gerçekten bu 4 yıllık süre içerisinde özellikle vatandaşlarımız tarafından, sizler tarafından belki çok görünmeyen altyapı yatırımlarına yoğunlaştı. Ama bundan sonraki süreçte artık Karaman hızla gelişecek, hızla kalkacak. Evet, Kamil Bey döneminde Karaman'ımız birçok alanda ilkleri yaşadı. Büyük projelere imza attı. Bugün inşallah o projeleri gerçekleştirme, tamamlanamayan kısımlarının tamamlanması imkanı Çalışkan adam Ertuğrul Çalışkan için olacak inşallah. Kardeşlerim, şimdi belediye başkan adayımız Ertuğrul Çalışkan yanıma alıyorum. Buyurun kardeşlerim, çok değerli hemşehrilerim, Ertuğrul Çalışkan kardeşimizi desteklemeye hazır mıyız? (Gülüyor)
kardeşlerim. İnşallah 30 Mart'ta 30 Mart'ta sandıkları patlatacağız ve Ertuğrul Çalışkan diyeceğim. Evet, 30 Mart'ta bildiğiniz İstiklal diyelim. Yine 30 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz inşallah. Değerli hemşehrilerim, ben konuşmama son verirken hepinize teker teker teşekkür ediyor, hepinize saygılar ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.
etti. Huzurlarınızda